Gel. Serhat Bey, misafiriniz geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Serhat Bey. Amca. Amca. Bize müsaade et biraz. Müsaade senin yeğenlerin hasosu. Nereden çıktı lan bu kadın? Lan bu Serhat şimdi Adil gibi dikilmesin karşıma benim. Allah'ım! Bir kapıyı kapıyorsun, sonra öbürünü de kapıyorsun. Hop 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 hop! Ömer Lütfü Bey, sen mi çağırdın lan bu kadını? Lan senin benimle alıp veremediğin ne var? Ha, bana garezin mi var lan senin? Lan sen beni bitirmek için alt mı içtin? Bakın Abbas Bey, şöyle güzel bir laf vardır. Hani hurmalarla ilgili. Zannımca anladınız siz onu. Ben var ya senin yüzünden inşaat işine başlarım. Seni sırf temeline gömmek için müteahhit olurum. Üstüne de katlı otopark inşa ederim. Gökdelen zibidişe. Ah, sen gencecik bir kızın günahına girdin. Canını aldın. Ablası içeride her şeyi anlatıyor. Serhat bunun hesabını senden çatır çatır çıkartacaktır. Sizi dinliyorum. Kardeşim Bey. Ellerimden aldı oyamı. Yüreğimi söktü. Abbas Demirkan benim yüreğimi söktü. Daha 18 yaşındaydım. Kendi ellerimle verdim ben onu toprağa. Başın sağ olsun. Gençliğine doyamadı. Çocukluğuna da doyamadı ya. Biz çok küçükken anasız babasız kaldık. O ya daha bebekti. Ben de 5 yaşındayım ya da 6. Aynı yetimhaneye verdiler bizi. Ben de anasız babasız büyüdüm. Adil amcam büyüttü beni. Çok iyi insandı Adil Bey. İyi insandı. Ben de Uya'yı kendi evladım gibi büyüttüm. Analık ettim ona. Ama tutamadım işte ellerimden. Kayıp gitti. Kurtaramadım onu. O da gitti. Hamileydi benim kardeşim. Karnımda bebesi vardı. Abbas Demirkan. Müsebbibidir her şeyin. Odur beni bu kuyulara atan.
Odur beni diri diri gömen. Ben hayattan ümidimi kestim Serhat Bey. İnsaniyetten ümidimi kestim. Ama Ömer Bey dedi ki... Serhat'tan kesme umudunu. Lan Serhat'a bak. Adil'den beter çıktı. Lan bela aldım başıma ben bunu. Destur! Nasıl giriyorsun lan içeri böyle? Bu kim bu? Avukatım Ejder Bey. Tamam. Tamam bak üzülme artık. Adil amcam sana bir söz vermiş. O söz artık benim sözümdür. Adalet yavaş yavaş ilerlese de er ya da geç yerine bulacak. Sen merak etme. Bence annemin evliliklerini boşanmadan emin. Bu ne lan bu? Boşanırken malımın yarısını talep etmek ne demek? Dana yüreği mi yedin lan sen? Abbas Bey! Müvekkilimin kılına dokunursanız size öyle bir tazminat davası açarım ki... bundan sonra eve otobüsle gitmek zorunda kalırsınız. Müvekkilim Medeni Kanun'un ona verdiği bütün hakları kullanacak. Evlilik süresince eşlerin edindiği malların mülkiyeti ve tasarrufları ikiye bölünür. Ha tabii biz sadece bununla kalmayacağız. Çocuklar için de yüklü bir nafaka talep edeceğiz. Ayda 125.000 lira kadar. Nerede benim pompalım? Niyazi Çavuş pompalımı getir! Bu ajite hallerinizi de mahkemede hakime aynen anlatacağım. Bu arada ses kaydı da alıyorum. Vermeyeceğim lan, tek kuruş vermeyeceğim. Lan beni tumansız bu ayazda bırakacaksınız. Vermeyeceğim lan, vermeyeceğim. Gebersen de vermeyeceğim. Sen bilirsin Abbas. Bence siz bu konuyu hiçbir şekilde kavrayamadınız Abbas Bey. Avukatınızla bir konuşun. O sizi aydınlatsın. Nevcan Hanım. Ha, burada. Zümrüt Hanım'a çok selamlar. Ben de kör kuyuluyum, aynı mahalledeniz. Sayesinde Nevcan Hanım müvekkilim oldu. İyi günler Abbas Bey. İyi günler. Bu ne lan? Serhat bir taraftan, Zümrüt bir taraftan, Nevcihan bir taraftan, bir de Ejderha bir taraftan. Teşkilat mısınız lan siz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.